Evet, bugün bir parça çevireceğiz. Tips für einen digitalen Putztag. Yani dijital temizlik günü için öneriler. Unsere Smartphones und Computer verbrauchen sehr viel Strom. Kullanır diyor, harcar. Sehr viel Strom. Bizim smartphone'larımız ve bilgisayarlarımız çok elektrik harcar. Leider auch oft für unwichtige Sachen. Sıklıkla genelde ne yazık ki önemsiz şeyler için de. Damit wir alle unsere Daten speichern können, laufen Rechenzentren weltweit rund die Uhr. Yani biz bu datenları speichern yapabilelim diye, yani kaydedebilelim diye bilgi merkezleri, işte veri merkezleri dünya çapında worldwide rund die Uhr. 7/24 yani. Rund die Uhr. Devamlı. 73% der Internet Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland haben deshalb schon einmal digital aufgeräumt, Strom zu sparen. %73'ü diyor. %73'ü bakın. Genitiv var burada. İnternet kullanıcılarının %73'ü Almanya'da haben aufgeräumt. Temizledi, topladı diyor bu sebeple. Ney? Dijital olarak temizlik yaptı, toplama yaptı diyor. Strom zu sparen. Elektrik, elektriği tasarruf yapabilmek için, tasarruf edebilmek için. Wollen Sie mitmachen? Siz de yapmak istiyor musunuz? Here ein paar tips. Burada birkaç tane öneri var diyor. Mesela smartphone, yani cep telefonlarımız. Löschen Sie Apps. App'leri silin. Hangi app'leri? Şu app'leri tasvir ediyor. Die Sie nicht mehr nutzen. Kullanmadığınız app'leri silin diyor yani. Entfernen, uzaklaştırın. Sie auch überflüssige Chatverläufe. Yani gereksiz, überflüssig. Gereksiz chat akışlarını uzaklaştırın, silin diyor. Entfernen. Laptop ve PC'de verschieben Sie alte Dokumente in den Papierkorb. Papierkorb geri dönüşüm kutusu, çöp kutusu. Verschieben. Verschieben normalde itmek demek. Yani itin eski dokümanlarınızı çöp kutusuna kaydırın, atın diyor. Und leeren, boşaltın. Sie, siz, onu regelmäßig. Onu dediğine Papierkorb. Demek ki Papierkorb'un artikeli neymiş? Der. In'den diyor zaten burada da. Fotos und videos. Fotoğraflar ve videolar. Entscheiden Sie, karar verin. Welche Sie behalten wollen. Buradaki welche yine fotoğraflar ve videoları kastediyor. Karar verin hangisini tutmak istiyorsunuz behalten wollen. Und entfernen. Sie den Rest. Hangisini tutmak istiyorsunuz? Karar verin. Ve entfernen Sie den Rest. Çok güzel bir kelime. Gerisini, geri kalanı diyor. Entfernen, uzaklaştırın. Yani silin. Mail Postfach. Yani mail gelen kutusu. Volle Postfächer verbrauchen viel Strom. Yani dolu posta kutuları çok fazla enerji harcar, enerji kullanır. Löschen Sie deshalb alte Mails. Bu sebeple eski maillerinizi silin. Ve melden Sie sich von uninteressanten Mailinglisten ab. Ab melden. Yani kaydınızı alın diyor. Neyden? Sich ab melden. Von uninteressanten Mailinglisten ab. Gereksiz, ilginizi çekmeyen mail listelerinden kendinizi ab melden yapın diyor. Checken Sie Ihre Einstellungen. Ayarlar, Einstellungen. Ayarlarınızı kontrol edin. Sie können zum Beispiel die Bildschirmhelligkeit, ekran parlaklığını azaltabilirsiniz. Reduzieren. Oder Sie schalten aus. Ausschalten. Kapatırsınız. Elektrikli cihazları kapatmak ausschalten. Ihre elektronischen Geräte vollständig. Yani tam olarak kapatın. Statt yerine. Neyin yerine? Den standby modus zu nutzen. Standby modunu kullanmak yerine statt
onu tamamen kapatın diyor. Yani out şaltın yapın diyor. Elektrikten alın, elektrikten çekin diyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu teksti okuduk, anladık. Şimdi bütün cümleleri, özellikle şuradan başlayabiliriz. Smartphone, şuradaki cümleleri, Wollensin Wittmann'dan başlarız. Kendimize göre yazıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Ich verschiebe alte Dokumente in den Papierkorb und leere in regelmäßig. Bu present yaptım. Yani ben eski dokümanlarımı papierkorba atıyorum ve onu düzenli olarak boşaltıyorum. Ya da ne yapacağız? Perfect yapacağız. Perfect'i çalışmak için de güzel bir çalışma. Ich habe alte Dokumente in den Papierkorb verschoben und in regelmäßig geleert. Okay? Good. Umarım faydalı bir çalışma olur. Telegram'a sesli mesaj atıyoruz. Daha sonra bu yazdığımız, kendimiz için yazdığımız cümleleri sesli mesaj atıyoruz. Orada ayrıca tartışacağız sesli olarak. Başka neler yapabiliriz diye. Eğer sorunuz olursa yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.